Değerli izleyiciler, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye büyük bir haber ile adeta şok oldu. Herkesin kaçıncı yüzyıldayız? Artık bu saatten sonra darbe yapmak mümkün değil. Eskide kaldı o işler. Konuşmalarının altında su uyur, düşman uyumaz sessizliğinde FETÖ terör örgütü yarım asra aşkın geçmişi ile hain bir planı devreye koymaya başlamıştı. Yaşananları, kayıplarımızı ve devletimize, milletimize olan yansımalarını her sene tekrar tekrar dinliyoruz, anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Ve devam da etmeliyiz zaten. Çünkü bizden sonraki nesillere neyin ne olduğunu, hatalarımızı ancak böyle aktarabiliriz. Bu sebeple sizlere o hain saldırıyı, o kara geceyi şöyle bir özetlemek istedik. Tüm arkadaşlar, olağanüstü duruma geçin arkadaşlar. Değerli izleyiciler, o tarihten bu yana 8 yıl geçti. Bu zaman zarfında sürekli mücadele edildi ve ediliyor. Hemen hiçbir gün yok ki örgütün poliste, eğitimde, TSK'da, bir bakanlık teşkilatında veya sivil hayattaki bir yerde yuvalanmış bir hücresi yakalanmasın. İşte böyle bir güçle ve kuvvet üstünlüğüyle sonu gelmez taleplerinin neticesinde işi başka bir noktaya taşıdılar. 15 Temmuz 2016 gecesi saat 03. İçin darbe kararı aldı. Devrin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bazı olağanüstülükler üzerine saat 17 gibi kalkıp Genelkurmay Başkanlığı'na gitmesi şebekeyi rahatsız etti. Şifrenin çözüldüğü korkusuna kapıldılar ve bu korkuyla saldırıyı 03'ten akşam 20.30 aldılar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten Yeşilköy'e hareket etmeden evvel milleti meydanlara çağırması mücadelenin yönünü değiştirdi. Eğer Erdoğan bu cesareti göstermese, uçağım düşürülür gibi kaygılara kapılsaydı, Devlet Bahçeli ilk saniyeden itibaren seçilmiş hükümetin yanında olduklarını beyan etmeseydi, iş bitmişti. Çünkü kendine Yurtta Sulh Konseyi ünvanını veren FETÖ örgütü o saatlerde TRT'yi ele geçirmişti bile. Tabii burada rahmetli Özal'ın desteği ve adeta itmesiyle hayatımıza giren özel televizyonların da ne kadar mühim olduğunu anlatmaya gerek yok. Eğer eskiden olsaydı Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza konuşacak bir ekran kalmayacaktı. Bu sıralarda günümüzde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dediğimiz o dönemin Boğaziçi Köprüsü'nde de bir kahramanlık destanı yazılıyordu. İsmen adamlar sıkıyorlar, zor kaçtık buradan. Görüntü çektik ama burası çok kötü, millet şaşırmış. Askerler insanları sıkıyor. Bir başka tarafta vatanını ve milletini seven binlerce polis hainler ile dişe diş, kana kan mücadele ederken Ankara'da birbiri ardına toprağa özel harekatçılarımız düşüyordu. Milletin elinden çalınmış uçaklar meclisi bombalarken İstanbul alçak uçuşlar ile adeta vatandaşlarımız, kahramanlarımız sindirilmeye çalışılıyordu. Ancak milletimizin geri çekilmeyen, korkmaya ve sinmeye hiç niyeti yoktu. Çağrı üzerine hemen her görüş ve yaştan vatandaş
meydanlara, sokaklara döküldü. Her yandan insan selleri akıyordu. Bu halk, Tanzimat sonrasında ilk kanlı darbe olan Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbeyle Sultan Abdülhamit Han'a karşı icra edilen 31 Mart ayaklanmasında ve sonraki gelişmelerde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve devamında hep seyirci kalma ayıbını yaşamış ve acısını içine gömmüştü. İşte şimdi bunun acısını millet karşılarına silah ile çıkanlardan çıkartıyordu. 15 Temmuz akşamından ertesi günün akşamına kadar can verme pahasına da olsa gözünü budaktan, göğsünü kurşundan sakınmadı. Nitekim 251 şehit verdik ve 1500 civarında gazimiz oldu. Ve şimdi gelelim işin bir başka noktasına. İncirlik Hava Üssü'nün bu kanlı olaydaki yeri belki bugün yazılamıyor fakat ileride yazılır diye ümit ediyoruz. FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen daha ilk gençliğinden itibaren hep bir üst akıl tarafından yönetildiğini artık aşikare oldu. 60 küsür yıldır taşeron faaliyeti gösteren ve devasa bütçelere, geniş insan unsuruna sahip ve arkasında sözde müttefikimiz devletlerin olduğu böyle bir yapının 8 yılda sıfırlanması elbette mümkün olamaz. Bu hain yapıyı yok etmenin yolu ise bu davanın sadece bir hükümetin bir kesimin değil, bütün Türk milletinin ve Müslümanların beka ve istiklal meselesi olduğunu kabul etmemizden geçer. İnşallah o günleri de görürüz. Peki 15 Temmuz işgal ve darbe teşebbüsü gerçekleşse neler olacaktı? Kısaca ondan da bahsedelim. Efendim bölgemizde harita değişecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin yok olacak. Güneyimizde teröristan kurulacaktı. Türkiye ve Türk devletleri terör örgütü eliyle vesayet idaresi altına girecek. İslamiyet diyalog adıyla içten tahribe kalkışılacaktı. Ayrıca bugün savunma sanayinde elde ettiğimiz gelişmeler olmayacaktı. Böylece 10 yıllardır emek verilen FETÖ terör örgütü vazifesini yapmış olacaktı. O ihanet gecesinde Yüce Allahü Teala'nın izniyle şanlı bir zafer kazandık. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Buna rağmen hiçbir şekilde rehavete kapılmamalı, tehlike henüz geçmemiştir. Örgütü besleyen emperyal güçler var, asla taviz vermeden kuzgunlarla mücadele etmeye devam etmeliyiz. Efendim bu arada kapatmadan önce şu mühim noktayı da belirtmeden geçmeyelim. Değerli dostlar, FETÖ terör örgütünün devlete ve teşkilatına verdiği zarar ayan beyan ortadadır. Bunu her geçen gün net olarak görüyoruz. Ancak mühim olan şu ki bu hain örgütün İslamiyet'e verdiği zarardır. Maalesef günümüzde bu görülmüyor. Birçok kimse tarafından da bilinmiyor bile. Konuşmamızda da bahsettiğimiz dinler arası diyalog meselesi de İslamiyet'in Müslümanların beka meselesidir. Ayrıca aileye vurulan darbeyi de unutmayalım. Çünkü Müslümanlık aileden başlar. Bunu onlar da biliyor, herkes biliyor. Bu sebeple nasıl fiziki olarak beka meselemize sahip çıktıysak dinimize de sahip çıkmalıyız. Ve yüksek sesle her yerde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeliyiz. Dedirtmeliyiz ve bunun neden önemli olduğunu da anlatmalıyız. Evet değerli dostlar, sabaha kadar anlatsak bitiremeyeceğimiz bir konudan sizlere bahsetmek istedik. Ancak maalesef süremiz burada bitiyor. İnşallah ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde işlemeye çalışırız. Ayrıca abone olan, yorum yazan ve videomuzu beğenen 5 kişiye de Dinler Arası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform kitabını sizlere hediye edeceğiz. Bu vesileyle işin dinimize verdiği zararını da nakletmiş oluruz. Bu vesileyle 15 Temmuz günü vefat eden şehitlerimize Allah-u Teala'dan rahmet, gazilerimize de şifalar, kolaylıklar diliyoruz. Allah-u Teala bizleri ve bizden sonra gelecek olan neslimizi muhafaza eylesin. Sağlıcakla kalın efendim.